Allah'a karşı kullanmaktan kastın ne yani? Nasıl kullanırsan? Yani sonuçta onun rahmetini ümit ederek o şekilde ona yönelmek, hani Allah'ın hiç affetmeyeceği günahları affetmeyi sağlar mı yani, o şekilde? Tabii ki. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne diyor? Tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Burada tabii ki samimiyet ile Allahu Teala'ya dönerek, tövbe zaten dönmek, yani Allah'a dönmek, hatasının farkına varmak, anlamak, yanlışının farkına varmak ve Yaradanına, Rabbine dönmek anlamını ihtiva ediyor burada. Dolayısıyla samimiyet ile yapılan tövbe günahı siler, affeder. Bu manada biz Allahu Teala'ya yönelmemiz gerekiyor. Günahlarımız, kusurlarımız her ne kadar büyük olursa olsun, samimiyet ile ona yönelip tövbe istiğfarda bulunmamız gerekiyor. Tövbe ettiğimiz takdirde de Allahu Teala'nın bizim o günahlarımızı ne kadar büyük olursa olsun affedeceğini umut ediyoruz. Çünkü Allahu Teala bu müjdeyi Zümer suresi 53. ayette de vermiş. Bu müjdeye güvenerek, yani bu düşünceyle, bu inanç ile, bu itikat ile, bu hüsnü zan ile kul Allah'a yönelirse ve samimiyet ile tövbe ederse Allahu Teala kullarını affedicidir. Müslüman, mümin bu düşünce üzerinde olması lazım. Tabii ki. Hani haf ve reca, ümit ve korku arasında hayatımızı yaşayacağız mutlaka. Tabii yani ben tövbe ettim. Mutlak affedildi. Allah'tan bir haber mi geldi? Mutlak affedildiğine dair bir bilgimiz yok. Umut edeceğiz. Umacağız. Allah tövbeleri affedendir. Tövbeleri kabul edendir. Günahları affedendir. Bu nitelikle hüsnü zannımız bu cihetten olacak. Yani İbn Arabi Hazretleri diyor ya, bir mümin yaşarken haf ve reca, ikisi de birbirini dengeleyecek şekilde yaşaması lazım. Ömrünün sonuna yaklaştığında, artık vefat edeceğini anladığında ise Allah'a olan hüsnü zannı ağır bassın. Affedileceğine dair tabii samimiyet ile Allah'a yönelip günahlarına tövbe etmekle birlikte affedileceğine dair kanaati, zannı ağır bassın. Ki Allahu Teala buyuruyor ya, ben kulumun zannı üzereyim. İşte bu zanla diyor, ona kavuşun. Onun huzuruna gidin. Burada da bir püf noktayı, bir inceliği beyan ediyor İbn Arabi Hazretleri. Bu minval üzere hareket etmemiz lazım. Tabii ki samimiyet ile yaptığımız tövbenin Allahu Teala tarafından kabul edileceğine kanaatimiz yüksek olması gerekiyor. Fakat bununla birlikte her daim kul olmamız hasebiyle hesaba çekileceğimiz haller olabileceğini de düşünerek, bilmediğimiz, işlemiş olduğumuz kusur olabilir, hata olabilir, tövbe etmeyi unuttuğumuz haller olabilir. Bu minvalde bunları da düşünerek Allahu Teala'nın gazabından da korkuya da kapılmayı üzerimizde her daim taşımamız lazım tabii ki. Bu da olması gerekiyor. Çünkü ben tövbe ettim, tamam, tertemiz oldum, hiç günah kalmadı bende düşüncesine de girmek yanlış olur. O da insana gevşeklik getirir. Bu sefer günahlara karşı daha cüretkar yapar. Nasıl olsa tövbe edince Allah affediyor ya günahları. Dolayısıyla tekrar günah işlerim, tekrar tövbe ederim düşüncesine getirir kulu. Bu sefer Allahu Teala'nın emirlerini gözetmek hususunda, nehyettiği meselelerden kaçınmak hususunda gevşeklik olur, zafiyet olur. Bunlara da dikkat etmek gerekir tabii ki. Ama işin Allah'ın rahmeti cihetinden olan bölümüne baktığımızda, hani rahmetim her şeyi kuşatmıştır buyuruyor Allahu Teala. Burada rahmetinin genişliği bizi ümitvar eder. Evet, ümitvar eder. Tabii işin hakikatine, sırrına vakıf oldukça bu ümit daha da artar ki İbn Arabi Hazretleri'nde bunu görüyoruz. Fütuhat'ın tamamında ya da bütün eserlerinde Allah'ın rahmetinin kapsayıcılığını, kuşatıcılığını hep zikretmiş. Allah'ın gazabı bir kula ulaşsa bile sırf yalın gazap olmadığını, içinde rahmet barındırdığını ifade etmiştir. Ve nihayetinde tamamen günahkarlara dahi Allahu Teala gazap ettiğinde o gazabın da bir sonu, nihayeti olacağını ifade etmiş. O gazabın akabinde
o kullarını dahi Allah'tan bir rahmet kapsayacağını da zikretmiştir. Nihayetinde cehennem ehliyle alakalı bunu da ifade etmiştir. Burada İbn Arabi Hazretleri'nin Allah'ın rahmetine dair bu sırlarına vakıf olduğu için bu meselelere daha çok değindiğini, rahmet yönünü daha çok ortaya koyduğunu görüyoruz. Bunu da burada böylelikle zikretmiş olalım. Evet. Peki bir cihetten bu sırrı ifşa etmek yine hükümdarı kızdırır mı? Şimdi bu sırrı ifşa etmek yine İbn Arabi'nin ifadesiyle beyan edelim bu sorunun cevabını. Allah'tan bir sır alan ehlullah'tan bir zat bu sırrı ifşa etmesine müsaade aldıysa ifşa etmesi hususunda bu sırrı ifşa etti diye mazur görülür, cezaya müstahak değildir. Allah-u Teala'dan bu sırrı ifşa etmesine dair müsaade almadan ifşa ettiyse hüküm Allah'a kalmıştır. Dilerse bu sırrı müsaade almadan ifşa etmiş olmasından dolayı cezalandırır, dilerse affeder. Böyle diyor İbn Arabi Hazretleri. Meseleye böyle bakacağız o zaman. Bir konuda hocam şöyle bir ifade geçti, hani geçmiş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zamanla ilgili. Öyleyse diyor, kamil kulun hafızası, yani yaptığını saklarken hafızası olmayan gafil kulun yaptıkları ise Allah tarafından korunur. Evet, yani hesap günü hesaba çekileceği zaman o gafil kulun karşısına hepsi çıkacak. Bunu kastediyor. Kamil kul zaten hafızasında bütün yaptığını tutar, hesabını kendi kendine hesabına çeker. Hatalarını, kusurlarını hep bunun murakabe kontrolünü yaparak kendi terazisinde tartar. Öyle diyor ya İbn Arabi Hazretleri, bir mümin akşam olduğunda şöyle yaptığı fiilleri bir hesaba çekmeli, bir terazide tartmalı. Ben Allah'ın rızası istikametinde neler yaptım, hatalı neler yaptım, kusuru neler yaptım ve nihayetinde hatalı kusurlu yaptıkları varsa onlara tövbe istiğfar etmeli. Ve arifler ise diyor, bu konuda daha derinlere vasıl olmuş arifler, bizler düşüncelerimizi dahi hesaba çekeriz diyor. Fiillerimizi değil, fiillerimizle birlikte düşüncelerimizi hesaba çekeriz diyor. Burada bu kul, bilinçli kul, kişini her daim hesaba çektiği için ve her daim de bu olanı biteni, yaptığını hafızasında tutar. Muhasebe yapar çünkü. Ama gafil olan kul ise yaptığını unutur geçer gider. Fakat istediği kadar unutsun geçsin gitsin. Onun adına kayıtta tutan Allah var. İşte bunu kastediyor. Gafil kulun hesabını ise Allah kayıtta tutar. Ki o gün, o hesap günü karşısına çıkaracak. İşte ayette de geçtiği gibi o gün hesap görücü olarak nefisleriniz size yeter buyuruyor ya Allah-u Teala. İşte orada Allah-u Teala hiç eksik kalmadan, insanlar şaşıracak, böyle gaflette olan, gafletteyse, unuttuğumuz hatalarımız, kusurlarımız varsa, bak bunları ben unutmuştum, ben bunları da inkar etme zaten mümkün değil. Çünkü kendi yaptığını, kendi hesabını görecek insan, bak bunları da yapmışım. En ince detayına kadar, hatta bazı kullar öyle diyecek ya, en ince ayrıntısına kadar hiçbir şey saklı gizli kalmayacak şekilde önüme koydu Allah-u Teala diyecek yani. Hepsini. İşte burada Allah o kulların adına da onları kayıtta tutmuş oluyor. Peki hocam unutmak tövbenin kabul olduğuna işaret değil mi? Unutmaya mı çalışalım yoksa hatırlamaya mı çalışalım? Ha, günahımızı unutmak adına mı? Burada günahımızı unutmak adına kastediyorsun. Burada İbn Arabi Hazretleri ne dedi? Kamil olan kulun geçmişini tabii ki hafızasında tutmak ayrı bir şey. Günahını hatırlamak, tövbe istiğfar etmek ayrı bir şey. Ama geleceğe yönelmesi gerekir. Ne dedi? Himmetini geçmişle meşgul etmemesi gerekir diyor. Çünkü geçmişte olan hadise olmuş bitmiştir. Kader cereyan etmiştir. Kader cereyan etti. Olması gereken hadise oldu. Buradan güzel şeyler varsa ayrı, kötü şeyler varsa bunlardan ders çıkarıp, ibret alıp, tövbe istiğfar etmemiz gereken, hatalı kusurlu yaptığımız günah diye nitelenen şeyler varsa tövbe istiğfar etmemiz gerekir. Ancak himmetini geleceğe yönlendirmesi gerekir derken, yani bazıları vardır ki tamamen geçmişine takılır kalır. Yani geçmişteki bir hatasına, kusuruna takılması hasebiyle
himmetini geçmişte tutar ve geleceğe himmetini yönlendiremediği için gelecek hadiselerdeki hikmetleri göremez. O gelen tecellilerde Allah-u Teala ona ne tür nimetler veriyor? Bunlardan hep gaflette kalır. O nimetlerden faydalanamaz. Halbuki üzerine ne nimetler yağar, akar, gelen tecellilerle ne güzellikler vuku bulur. Ama kul hep orada kaldığı için, takıldığı için aklı, fikri, himmeti hep o hatasında, hatalı gördüğü şeyde, geçmişte takıldığı için buradaki nasibini, kısmetini büyük oranda kaçırır. Terakki için, ilerlemek için, yükselmek için, Allah'ı bilmek için, tanımak için, kulluğunu kemale eriştirmek için gelecek o tecellileri değerlendirmekten mahrum kalır. İşte böyle olmaması için insanın geleceğe yönelmesi lazım, himmeten. Tabii ki geçmişimizdeki hata ve kusurlarımıza tövbe istiğfar edeceğiz. Allah-u Teala'ya niyaz edeceğiz, yalvaracağız, gözyaşı dökeceğiz. Bunlar elbette ki tavsiye edilen, olması gereken, samimiyeti gösteren şeylerdir. Fakat burada anlatılan meseleyi iyi anlayalım. Geçmişteki bir kusura, bir günaha takılıp kalıp da gelecekteki önümüze çıkacak nimetleri de görmekten perdeli kalmayalım. Burada zikredilen bu. Bu meseleyi iyi anlayalım. Tabii ki tövbe istiğfar edip, eğer ki kul samimiyetle tövbe istiğfar ettiyse artık onu Allah'a bırakacak. Tabii tövbe, bunu da kul kendi bilir yani. Ben bir günahıma tövbe ettim. Acaba samimiyetle mi ettim? Ağzımın ucuyla mı ettim? Bunu kul kendi bilir. Vicdan bilir bunu içeride. Kendi kendine vicdanına soracak bunu. Bu günahıma ben samimiyetle, mutlak pişmanlıkla mı tövbe ettim Allah-u Teala'ya? Mutlak pişmanlıkla tövbe ettiyse Allahu Alem o günah silinir zaten. Ama o tövbe ederken ağzının ucu, dilinin ucuyla ettiyse yani artık yani daha fazla açıklamak istemiyorum şimdi. Farklı ifadeler de söyleyip de insanlarda farklı düşünceler de çıkmasın veya bu ifadelerimizden dolayı kaps haline de girmesin insanlar ya da bast haline de girip bir rahatlığa da geçmesinler. Ama burada kendilerine herkes murakabe etmesi lazım. Yani o samimiyet şart tövbede. Yoksa işte ben bu günahlarıma tövbe ettim dediğinde, dilinin ucuyla ettin de zaten o günahı hala devam ettirmek, işlemek niyeti de varsa bunu tövbenin neresine koyalım? Yani samimi tövbe olarak kabul edilebilir mi? İşte bunu da kul kendini, bu tabii her kul kendini hesaba çekecek burada. Samimiyetle yaptıysa tövbeyi, himmetini geleceğe yönlendirmesinde fayda vardır. Takılıp kalmamak gerekir. Evet, günahlarımıza tövbe edeceğiz. Allah-u Teala öyle buyuruyor ya işte, siz hiç günah işlemeseydiniz, sizin yerinize günah işleyen sonra pişman olup tövbe eden ümmetler yaratırdım, kavimler yaratırdım buyuruyor. Bizim yani insan olarak günah işlememe gibi bir ihtimalimiz yok. Hani böyle bir düşünen insan varsa yanlış yolda, yanlış düşünüyor. İnsanın günah işlememesi mümkün değil. Ufak ya da büyük, mutlak surette insan günah işler. Çünkü yaratılış özelliğimiz günaha meyletmeye müsait. Unsuri varlıkta varlığız biz. Unsur, o yaratılmış olduğumuz o unsuri özelliklerimiz bizi günaha sevk eder. Yine taşımış olduğumuz o sır, İlahi sır, nefsimizdeki ben yeryüzünde halife yaratacağım buyurduğu Allah-u Teala'nın, ben ruhumdan nefyettim buyurduğu o Hazreti Adem'den dolayı ve zürriyetinde taşımış olduğu, insanın taşımış olduğu bu sır Rabbi ile didişmeye sevk eder ve günah işlemeye sevk eder. Nihayetinde ama küçük ama büyük günah işler insan. Her halükarda işler. Her insan işler. İşlememesi mümkün değil. Makamı, mevkisi ne kadar yüksek olursa olsun, insanı kamil, nihayetinde onun da kendine nispetle hatası, kusuru, günahı olur. Ha, öteki kul gibi çok büyük bir günah olmayabilir ama nihayetinde günahı olur yani. Bunu Muhittin İbn Arabi Hazretleri zikrediyor zaten. Bir insanı kamil, zamanın kutbu, lavsı, hiçbir surette günahsız olmaz diye bir iddiayla hiç kimse çıkamaz. Çıkarsa o cahildir. İşin hakikatine vakıf değildir. Günahı mutlaka olur insan. Olmaması mümkün değil. Allah-u Teala böyle buyuruyor zaten yani. Günah işlemeseydiniz sizi helak eder. Sonra yerinize
günah işleyen, sonra beni hatırlayan, tövbe eden kavim, ümmet yaratırdım diyor. Demek ki biz yaratılışımızın gereği, günaha düşeriz ama yaratılışımızın gayesi tövbe edip Allah'a yönelmemiz gerekiyor. Burayı iyi anlayalım. Yaratılışımızın gereği biz mutlak günaha düşeriz. Ama yaratılışımızın gayesi tövbe edip Allah'a yönelmemiz gerekiyor. Bu mühim. Buna dikkat etmemiz lazım. Evet. Hocam bir mevzu daha var. Şimdi haktan bahsederken şöyle bir yer geçti. Haklara bakarken kendisini daha hak sahibi görenler vardır. Onların başkasına bakışı kendi hakkını görmek amacı taşır. Böyle bir insan başka her şeyden habersiz kalmış, kendisiyle meşgul olmuş, himmetini kendine yöneltmiş. Hakkın hakkını verdiği her şeyi kendine vermiştir. O insan Rabbi ile müstahni kalır ve zatı kendisine keşfolunur. Sonra alemin onun mertebesinde topladığını ve kendisiyle alemdeki her parça arasındaki ince bağları görür ve o ince bağlar üzerinden aleme iyilik yapmaya başlar. Evet, bunu merhale merhale ifade etti, anlattı. Önce kendine yöneldi kişi. Evet. Yani tamamen kendi üzerinden meseleleri değerlendirdi ki Rabbini tanımak için. Tabii nefsinin hakikatine vasıl olmak için, nefsini bilmek, tanımak için kendine yöneldi. Dışarıyla bütün aslında irtibatı, bağı kesti. Kendini tanıdıktan sonra Allah-u Teala'nın kendisine olan tecellilerini vesairesini kendi hakkıyla, hak Allah ile kendi arasındaki hak meselelerine yöneldi. Bu cihetten meseleyi idrak ettiğinde Rabbini bilmiş oldu, tanımış oldu. Rabbini bildikten sonra, tanıdıktan sonra ne yaptı? Allah'ın kendisi ile alemde yarattığı diğer mevcudatın bir bağı olduğunu anladı, keşfetti. Heh, ne oldu şimdi? Enfüsten afaka açtı kapıyı. Önce enfüsteki işi halletti, iç aleminde nefsini bildi, Rabbini bildi. Sonra Allah'ın alemde halk ettiği bütün mevcudat ile aslında kendisinin bir bağı olduğunu fark etti. İdrak etti. Ondan sonra o alemde bağı olduğu her neyse, irtibatlı ise onlarla olan Allah'ın takdir ettiği, beyan ettiği hak hukuk meselesine ondan sonra riayet etti. Gözetti. Yani kemalata doğru bir yolculuğu aslında ifade ediyor burada. Kendinden hemhal olup, kendini bilip, tanıyıp, Allah ile olan arasındaki münasebeti hak hukuk cihetinden bunları idrak ettikten sonra bu belli bir kıvama gelince anladı ki yaratılış gayesinde alemde diğer varlıklarla irtibatı var. Kendi başına yalın kabuğuna çekilmiş bir halde değilsin. Alemdeki diğer varlıklarla mutlak surette bir irtibatın olacak. İnsan sosyal bir varlık. O zaman öteki insanlarla olan irtibatında da hak hukuk gözeteceksin. Hem kendi hakkın, hem irtibatta olduğun insan ya da hayvan ya da bitki, neyse, onların hakkı. Bu sefer bu meseleye odaklanır kişi. Münasebette bulunduğu alemde, irtibatta olduğu her şeydeki hakkına, hukukuna irtibatlanır. Mevlana Hazretleri'nin şöyle bir ifadesi vardı. Diyor ya, alemdeki açların halini tefekkür edip hakikiyle idrak ettikten sonra hiç doymadım. Doyacak kadar hiç yemek yemedim diyor. Neden? İşte o açların hakkını düşündüğü için. O zaman işte alemde, yani bu sadece yanımızdaki irtibatta olduğumuz insanlarla olan hak hukukumuz değil, ta dünyanın öbür tarafındaki insanın da bizim üzerimizde hakkı var. Öyle ya, Afrika'da nice insanlar açlıktan ölmekte. O insanların bizim üzerimizde hakkı yok mu? Dünyadaki diğer insanların, o zenginlik içerisinde yaşayan, o şaşa içerisinde yaşayan, o artık o kadar o nimetlerin bolluğundan o kadar nankörlük halleri sergiliyorlar ki, çöplere atıyorlar vesaire, şımarıklık halleri Rabbine karşı, Allah'a karşı. Bunlar onlardan hesap vermeyecek mi? Hepsinden hesap verecek. Biz de vereceğiz. Dünyanın öbür ucundaki Müslüman kardeşimizin başına gelen bir halden, açlığından, susuzluğundan, zulme uğramasından bizim mesuliyetimiz yok mu? Gücümüz nispetinde herkesin mesuliyeti var. Tabii ki. Herkesin mesuliyeti var yani. Bunun kaçarı yok yani. Allah-u Teala herkesin gücü nispetinde bu hesabı soracak. Dolayısıyla Allah'ın emrine muhalif fiiller, icra edilen mekanlar, ülkeler, insanlar nereler derse
onların da aslında onlara karşı bu manada çok geniş çaplı düşünürsek meseleyi, orada bile insanın mesuliyeti var ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? İnsanlarla la ilahe illallah deyinceye kadar savaşmakla emrolundu. Bu hüküm Allah-u Teala'nın Resulullah Efendimiz'e verdiği hüküm. Dolayısıyla onun ümmeti olarak biz de aynı gayeyi edinmemiz gerekiyor. Burada çok ince ince şeyler çıkıyor yani. Sonuçlar çıkıyor. Buralardan iyi tefekkür edip iyi sonuçlar çıkarmamız lazım. Yoksa Müslümanım, namazımı kılıyorum, yan geleyim, yatayım, keyfime bakayım. Bu iş böyle değil yani. İlim öğrendikçe, hakikati öğrendikçe, hakikate vakıf oldukça, Allah-u Teala'nın emirlerini hakkıyla öğrendikçe, Resulullah Efendimiz'i tanıyıp da onun gayesinin, amacının ne olduğunu hakkıyla öğrendikçe sorumluluklarımız da artıyor. Yapmamız gerekenler artıyor. Tabii ki. İşte bu minvalde bilinçli, şuurlu Müslüman olmaya gayret etmemiz lazım. Mümin olmaya gayret etmemiz lazım. Evet.